Bir sağlık programımızda buluştuk sayın seyirciler. Bugünkü önemli konulardan bir tanesini işleyeceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz da var. Evet, bugün uroloji alanına giriyoruz. Uroloji uzmanı sayın doktorumuz Murat Gördü'yü davet ettik. İşleyeceğimiz konular arasında özellikle kanser çeşitleri, prostata. Efendim, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Teşekkür ederim. Bize biraz bahseder misiniz? Murat Gördü kimdir? Muayenehanesindeki durum nedir? Öncelikle Ahmet abi teşekkür ediyorum davetin için. Kendimi kısa bir tanıtlamam gerekirse ismim Murat Gördük. Yaklaşık 15 senelik hekimim. Üçüncü nesil gurbetçi Türk aile çocuğuyum. Çocuklarım şu anda dördüncü nesil. İlkokuldan liseye kadar üniversite hayatımı tamamen Berlin'de geçirdim. Üniversite hayatından sonra belli bir kısım şarite'de çalıştıktan sonra 10 yılı aşkın Urban Hastanesi'nde çalıştım. Bunun büyük bir kısmını obarsı olarak çalıştım Urban Hastanesi'nde. Şu anda yaklaşık bir 4 senedir Reinickendorf'ta, Kurçumak Platz'ta, Olnavaş Rasi'de 4 tane uruluk arkadaşımla beraber ki bunların 3'ü erkek, biri de bayan doktorumuz. Uroloji merkezinde hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bir nevi kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. İyi ki de veriyorsunuz. Sağ ol. Bu arada bir soru hemen sorayım. Özellikle Almanya'da yetiştiniz, Almanya'da evet. Büyüdünüz. Evet. Türkçeniz güzel. Aileden geliyor. Şu anda biz zaten çocuklara da bir nevi iki dil eğitimi veriyoruz. Öncelikle ilk olarak ana dillerini öğrenmeleri gerekiyor ki bu da Türkçe. Ondan sonra zaten Almanca öğretiyoruz ve çocuklar da öğreniyor. Bence bir insanın kendi ana dilinde iyi konuşabilmesi çok önemli. Bilimsel olarak ispatlandı. Önce ana dili öğreniyoruz. Zaten kesinlikle. Öğreneceğimiz diğer dil de ana dilimize bağlı olarak öğrenmiş kesinlikle, oluyoruz. Kesinlikle. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seve seve. Şimdi uroloji deyince şöyle benim muayenehaneme gelen hastalarım şöyle söylüyorlar. Erkek doktoru değil mi uroloji gibi sorular soruluyor. Urolojinin alanı nedir? Uroloji ne yapar? Uroloji uzmanı neler yapar? Şimdi ilk olarak uroloji bir diğer deyimle bevliye. Genelde sadece erkek hastalıklarına yoğunlaşan bir tıbbi branş dalı değildir. Hastaların %70'i gerçekten erkekler oluşturur. %30'u da bayanlar. Şimdi uroloji dalı, onkoloji operatif bir daldır. Bunun içinde kanser hastalıkları yanı sıra idrar yollarını bağlayan tüm organların hastalıklarını, tanımını, tedavisini üstlenen bir tıbbi operatif bir branştır. Şimdi baktığımız zaman tabii ki bayanlarda da böbrek var, idrar yolları var, mesane var ve bunlarla alakalı hastalıkların tedavisi, tanısı tamamen uroloji bölümüne bağlı bir daldır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Her uzman urolog aynı zamanda cerrahtır. Tabii, kesinlikle. Operatif bir dal olduğu için zaten uzmanlık eğitimi esnasında çoğunlukla ameliyat yapılması da mecburidir ve yapılması da gerekir. Urolojinin alanına giren organlarımız demek ki böbrekler, mesane, prostat, idrar yolları gibi mi? Tabii ki. İdrar yollarında oluşan tüm organları dediğimiz gibi başlangıçta böbrek olmak üzere idrar hortumu, mesane yani bir nevi idrar torbası, erkeklerin iç üreme organı prostat ve tabii ki erkeklerin dış üreme organlarını bağlayan hastalıkları bağlar. Bunun içine kendi içine barındırır bu hastalıkları. Peki uroloji alanında en çok hangi hastalıklar görülüyor? Biz çoğunlukla kanser üzerine, onkoloji üzerine yoğunlaşmış bir merkeziz. Ve çoğunlukla gerçek kanser tanımı, kanser tedavisi ve kanser kontrolü üzerine yoğunlaştığımız için şu anda bizim yoğunlukla çalıştığımız ve ilgilendiğimiz hastalarımız bu konuyla alakalı bize geliyor. Yani kanser çeşitleri. Evet. Evet. Peki yine benim muayenehaneme gelen hastalar şunu söylüyordu. Mesane kanseri, testis kanseri, prostat kanseri. Evet. Bunlar sizin alanınıza giriyor. Evet. Peki prostat dediğimiz zaman biraz prostatı açalım burada. Prostat bir organ mı bizim vücudumuzda nedir? Tabii, şimdi prostat tabii ki sadece erkeklerde olan bir iç üreme organıdır. Çok özür dilerim. Onun için demek ki erkek doktor deniyor. Tabii ki. Bir nevi ona bağlandığı evet. Zaman tabii ki sadece yani kanser hastalığı değil. Şimdi erkeklerden alakalı bir sürü hastalıklar uroloji dalına girdiği için üreme sıkıntısı, iktidarsızlık bunlar gibi sıkıntılar da uroloji dalına girdiği için bir nevi onun için erkek doktoru olarak da bizi tanımlayabilirler insanlar. Şimdi prostata eğer geri dönecek olursak prostatın asıl fonksiyonu nedir? Şimdi genelde menünün %10'unu spermler oluşturur. Ve bu spermlerin hayatta kalabilmesi için de bu için menünün içindeki %70'i prostat sıvısıdır. Prostat sıvısının içinde belirli proteinler ve enzimler vardır.
Bunlar var olmadıkça spermler hayatta kalamaz ve spermlerin hayatta kalması için de bu sıvıya ihtiyacı vardır. Şimdi prostat genelde erkeklerin belirli bir yaştan sonra sıkıntılarda ortaya çıkabilir. Ve bu da genelde 45-50 yaşından sonra ve ama her erkek de prostat sıkıntısı yaşamaz. Şimdi prostatla alakalı konuşacak olursak şimdi iki hastalığa bölmemiz gerekiyor bunu. Birincisi iyi huylu sıkıntılar, hastalıklar. İkincisi de prostat kanseri. Prostat kanseri eğer ona bakacak olursak erkeklerdeki rastlanan en sık kanser hastalığıdır. Erkeklerde ortaya çıkan 1/3 kanser hastalıkların prostat kanseridir. Ve prostat kanserinin aslında tedavisi de tanımı da ön tahlili de çok basittir ve çok rahattır. Bizim aslında sıkıntımız nerede? Biraz da bizim Türk toplumunda bir nevi kontrolleri aksatmaktır. Yani genelde 45 yaşından sonra zaten önerilen budur ki ön tarama, ön kontrole gitmesi tavsiye edilen bir konumdur bu. Evet. Peki prostat kanseri belirtileri var mıdır? Belli olur mu? Genelde maalesef çoğunlukla kanser her yerde olduğu gibi ilerlediği zaman sıkıntı ortaya çıkar. Yani şimdi prostat hastalığı genelde ilk belirtileri iyi huyluda da kötü huylu hastalıklarda da belirli belirtileri olabilir. Sık sık idrara çıkmalar, tazyikin azalması, geceleyin sık sık idrara kalkmalar, bir idrar yaptığınızda bir daha bir idrar yapma hissiyatı gelmesi. Bunlar ilk aşamada belirli olan faktörlerdir. İlerleyen faktörlerde idrarda şiddetli kanamalar, sık sık idrar yolu enfeksiyonu olmalar, aşırı derecede kilo kaybı. Bunlar da ilerlemiş kanser hastalığının belirtileri olabiliyor. Zaten bu şikayetlerle gelen hastalarımızı hemen urolojiye biz sevk ediyoruz. Prostat organının tam yeri herhalde mesanenin altı portakal diyorlar bazen. Doğru mu bu tanım yani? Öyle söylüyorlar. Ya aslında benzetmek doğru. Şimdi portakal demeyelim de portakala benzer bir üreme organı. Şimdi kabuğu vardır prostatın. Prostatın içinde eti vardır ve ortasında da idrar hortumu vardır. Ve idrar hortumu da doğru, kamışa doğru gider. Şimdi genelde prostatın büyüklüğü o kadar da önemli değildir. Şimdi 45'ten 55 yaşından sonra 45'ten veya 50 yaşından sonra prostat her erkekte büyür. Kiminde hızlı şekilde, kiminde yavaş şekilde. Ama erkeklerin 50 yaşından sonraki erkeklerde yarısına yakın prostat hastalığına, sıkıntılarına yakalanabilir. Genelde bu prostatın nereye doğru büyümesini önemli bir faktördür. Şimdi eğer kendiniz tabiri caizse, eğer portakala benzettiyseniz kabukta oluşursa kanser oluşur. İyi huylu büyüme ise içinde olan ettir. Eğer et idrar hortumuna doğru, içe doğru büyüme yapar ise 2-3 gram bile yetiyor idrar hortumunu tıkaması ve sıkıntıları ortaya çıkartması. Dışa doğru büyürse, normal bir prostat büyüklüğü 15-20 gramdır. İsterse 100 gram bile olsun dışa doğru büyüdüğü zaman sıkıntı yaratmıyor. Bu iyi huylu prostat sıkıntısıdır. Ama eğer ki prostat kanserine dönecek olursa kabukta büyüdüğü için genelde büyük bir sıkıntı yapmıyor. Bu da mühim olan, en çok önemli olan ön tahlillerdir ve kontrollerdir ki bu da 45'ten sonra her erkeğin senede bir gitmesi gerektiren bir faktördür. Eğer ki ailede bir prostat kanseri vakası var ise, varsayalım baba, amcam, yakın bir akrabada prostat kanseri vakası var ise bu o zaman riski 3 derece daha artır. O zaman 40'tan sonra gitmeniz gerekir senede bir. Ve bunlar da önemlidir. Şimdi prostat kontrolüne eğer gelirsek, bunu da anlatabilirsem kısaca, genelde bizim kültürümüzde maalesef bir sıkıntı var. Biz genelde biraz daha çekiniyoruz. Diğer toplumlar gibi değiliz. Arkadaş ortamında bir uruluğa gittiğimiz zaman utanıp onu anlatamıyoruz. Sıkıntılarımız. Neymiş? İşte bir digital rektal kontrolünde büyük bir sıkıntı. Yani aslında bu çok mantıksız bir şey. Çünkü sonuçta hastalığın ayıbı yok. Geç kalmanın sıkıntısı var. Ön teşhiste eğer hastalıklar ortaya çıkar ise tedavisi çok rahat ve mümkündür ve hastayı da rahatlıkla kurtarabilirsin. Şu anda zaten Almanya uruluji olarak genel büyük bir merkezdir. Her türlü tedavi imkanları vardır ve biz de bunu var olduğunu bilelim ve ona göre de bence 45'ten sonra biraz da senede bir uruluğa gitmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi burada bazı yaşlı hastalarım şunu söylüyor. Benim hiçbir şikayetim yok kardeşim. Ben neden her sene gideyim prostatımı kontrol ettireyim diye söylüyorlar. Evet. Ama diyorsunuz ki biz erkekler belli yaştan sonra 45 yaşından sonra muhakkak senede bir kere kontrolümüzü yaptıralım. Ya kesinlikle. Şimdi biz her gün yani hafta bir haftada belki yüzlerce hasta görüyoruz.
Hastaların büyük bir kısmı da kanser hastalıkları. Şimdi bu hastalar geriye dönüş olsa maalesef çoğunlukları bizim Türk toplumunda ilerlemiş kanser hastalıkları çoğunlukla bize geliyor. Ve kemo tedavisi yapıyoruz. Artık ameliyat yapacak bir durumda olmuyorlar. Şimdi bu hastaları zamanı geriye çevirseler herhalde hayatlarını çok değişik bir yönde yönlendirirlerdi. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi eğer bir geç bir noktaya geldiğimiz zaman geri dönüşü olmayan bir noktaya geliyoruz. O zaman da ya keşke demenin de bir anlamı kalmıyor. Yani bunların gerçekten değerini bilmemiz gerekiyor. Buradaki imkanları değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii çok güzel bir konuya değindiniz az önce. Çekinme durumu. Evet. Biz küçüklüğümüzden, çocukluğumuzdan öyle yetiştirildiğimiz için burada Alman toplumunda aramızda farklılık var. Bazen kesinlikle, soruyoruz da Almanlarda kesinlikle böyle bir sonuç yok. Ya Almanlarda genelde adam tarihini bir sene sonradan geldiği zaman ertesi sene hemen terminliği yapıyor. Aynı tarih, aynı günde neredeyse aynı haftaya eşdeğer kontrolüne geliyor. Bizde tabii ki var, bilinçli toplumumuz var kesinlikle ama çoğunlukta değiliz bu konuda. Peki prostat kötü kanser diyelim, kötü huylu kanserde ölümcül bir etkisi olur mu vücuda? Ya tabii ki şimdi kanseri, prostat kanserini de belli dereceye ayırmamız gerekiyor. Şimdi varsayalım bir hasta geldi, ön teşhiste belli değerleri, kan tahlili, PSA dediğimiz değer. PSA değer. PSA kan değeridir. Prostat kanserinin kan ölçüm değeridir. Ve bu tamamen yeterli olmuyor genelde. Mantıklı olan prostatın 3 tane detaylı kontrole ihtiyacı vardır. Birincisi idrar tahlili, kan tahlili, digital rektal kontroller ve bir de transrektal zonografi. Bunları bir arada kontrol ettiğiniz zaman prostatın net hastalıklarını ortaya çıkartabilirsiniz. Varsayalım eğer ki prostat kanseri bir hastada var ise derecesine bakılır. Parça alındıktan sonra eğer ki prostat kanser derecesi orta derecede ise veya alt derecede ise genelde ya kontrol altında kalır hasta ya ameliyat yöntemi veya ışın tedavisi olabilir. Eğer ki ilerlemiş ve sıçramış bir kanser hastalığı var ise bu hastada genelde buna hormon tedavisi yani daha çok bildiğimiz erkek hormonu testosteronu vücuttan çekiyoruz hastadan. Androgen deprivasyon tedavisi uyguluyoruz bu hastaya ve prostat kanserinin ana besin kaynağı testosteron olduğu için bu hastadan testosteronu vücuttan çıkarttığımız zaman bir nevi kanseri biraz daha dindire ve yavaşlatabiliyoruz. Eğer ki çok ilerlemiş bir kanser hastalığı var ise ilaveten bir kemoterapi de uyguluyoruz hastaya ve bu da hastaya belirli bir süre hayat uzamasını yol açabiliyor. Tabii ki poşal olarak hiçbir hastayı bu kadar yaşayacağını söyleyemezsiniz. Eğer erken teşhis olduysa ameliyat varsa yani genç bir hasta ameliyat olduğu zaman tamamen kanserden kurtuluyor. Evet. Tabii ki ameliyatın da belirli yan etkileri de olabiliyor. Onu da hastayla detaylı şekilde konuşuyoruz o zaman. Prostat ameliyatını konuşacağız muhakkak. Evet. Bu arada şunu söyleyelim. Prostat hastalığı diğer hastalıkları tetikleyebilir mi? Başka hastalıklara sebebiyet verebilir mi vücutta? Tabii. Şimdi ilk olarak dediğimiz gibi eğer prostat içe doğru büyüme yaptıysa ve hasta bunu ile uzun süre artık var olduğunu bile hissetmiyorsa ve idrar birikimi mesanede fazlalaşıyorsa bu defa ne oluyor? Böbreklere zarar veriyor. Bunu unutmamamız gerekiyor çünkü böbrekler filtre bir organdır. Kanı temizleyen bir organdır. Yaklaşık saatte 150 litre üzerinde kan dolaşımı olan bir organdır. Yani kanımızdaki olan tüm toksinler, zehirli maddeler filtrelenir ve içindeki olan zehirli maddeler idrar yoluyla dışa doğru çıkar. Yani bildiğimiz idrar vücuttaki zehirli olan maddedir. Bu da vücuttan çıkması gerekiyor. Şimdi eğer prostattan dolayı bir tıkama varsa aşağıda ve biz mesaneye rahat boşaltamazsak bu defa ileriye dönük böbrekler ta iflasa kadar ve kan zehirlemesine kadar yol açabilir ve bu da diyalize götürebilir. Biz bu vakaları hastanede çok gördük maalesef. Evet. Peki az önce kemoterapiden bahsettik. Tek başına prostatada kullanılmayan metot herhalde bildiğimiz kadarıyla. Eğer dediğiniz gibi başka organlara sıçramışsa kemoterapi öneriyorsunuz. Tabii kesinlikle. Yap ve uyguluyoruz da çoğunlukla ve gayet de çoğunlukla da başarılı olabiliyoruz bu konuda. Yüzdelik verebiliyor muyuz başarılı oranı? Veremeyiz. Yani genelde eğer kemo tedaviyle hormon tedavisini ilerlemiş kanser hastalıklarında uyguladığımız zaman bilinen istatistikler bunu gösteriyor. Hastanın bir 13 ay daha fazla yaşayacağı bunu gösteriyor. Bu bir avantaj tabii ki 13 ay kanser hastalarında büyük bir zamandır.
Eğer sadece mono tedavi, yani sadece hormon tedavisi yapar isek, aralarındaki fark 13 ay olduğu için biz genelde bunu, hastanın eğer genel durumu da buna uygun ise kemoterapi ve hormon tedavisini de yapıyoruz. Ve yaptığımızda bir sürü hastalarımız var. Genç olan hastalarımız bile var. Yani hem kemoterapi ve hem hormon tedavisi gören, ki bunlarda 42, 43, 45 yaşlarında olan vakalar bile artık var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani genelde prostat kanseri sadece yaşlı insanların hastalığı değil. İlerleyen zamanlarda prostat kanseri ortaya çıkarsa genelde aşırı derecede agresif olmaz. Gençlerde ortaya çıktığı zaman maalesef çoğunlukla daha çok agresif oluyor. Gelelim hastalarımızı çok merak etti prostat ameliyatına. Birkaç hastam bize geldiğinde anlatıyor, işte prostat ameliyatını oldum. Bu ameliyat ne kadar sürüyor? Hastanede hastanın ne kadar kalması gerekiyor? Açık ameliyat mı? Nasıl bir şey bu? Bu vakaları iki duruma ayırmamız gerekiyor. Bir iyi huylu büyüme, bunun ameliyat yöntemi. Bir de kanser hastalığı, bunun ameliyat yöntemi. Şimdi biz Berlin'de bir merkeziz. Merkez denildiği zaman ne kadar vaka sayısı çoksa kalite o kadar artar. Hastalar bunun farkında olması gerekiyor. Genelde yurt dışından çoğunlukla Almanya'ya, Berlin'e, Hamburg'a, Münih'e bir sürü hasta geliyor. Sırf bu tedaviyi burada uygulayabilmek için ve özel ücretler ödüyorlar. Eğer ki iyi huylu büyüme ise bunun değişik değişik yöntemleri vardır. Klasik olarak tur dediğimiz, lazer dediğimiz, içten bir nevi eğer ki portakalı düşünür isek, kabuğu kalıyor, içindeki eti temizliyoruz ve içindeki eti açtığımız zaman idrar hortum biraz daha büyüyor ve hasta rahatlıkla idrarını yapabiliyor. Genelde bu vakalarda hasta 1 ile 3 gün arası hastanede kalıyor. Bir 4-5 hafta hafiften bir idrarda bazen kanamalar, yanmalar hafiften olabiliyor. 6 hafta sonra genelde hastalar çok iyi bir duruma geliyor. Tazeyi güçleniyor, rahat idrarlarını yapabiliyorlar ve bir sıkıntı olmuyor. Eğer ki kanser vakasına geri dönecek olursak, yani burada eğer bir ameliyat gerekiyorsa, şu anda Berlin'de uygulanan genelde yöntem, teknik budur. Çoğunlukla robot Da Vinci ile ameliyat yapılıyor. Laparoskopik olarak da ameliyat yapılabilir ve açık ameliyat da yapılabilir. Ama bizim mentalitemiz ne? Modern olan hep en iyidir. Bu kesinlikle doğru değil. Size ameliyat yapan kişi önemlidir. Eğer ki size ameliyat yapan kişi gerekli bir birikime sahip ise açık ameliyat yapması veyahut kapalı ameliyat yapması hiçbir fark etmiyor. Kalitesi onu gösterir ki eğer iyi derecede ameliyat yapabiliyorsa yöntem o kadar da önemli değildir. Genelde şu anda Berlin'de neredeyse her hastane, 5 tane hastane robot olarak, robot tekniğiyle ameliyat yapıyor. Kapalı ameliyat yapıyor. Açık yapan ameliyatlı hastaneler de var. Ama kalite olarak gerçekten iyi durumdayız Berlin'de. Bu konuda sıkıntı yok. Evet, peki ameliyatlarda tamamen hasta uyutuluyor mu, yoksa belden aşağısı narkoz mu veriliyor? Şimdi eğer radikal prostatektomi dediğimiz kanser vakaları ise tabii ki kesinlikle narkoz olması gerekiyor. Full narkoz. Çünkü karına girildiği için orada bir lokal ve spinal anestezi yapılamaz. Varsayın eğer ki lazer ameliyatı veya kamıştan girilip prostatı kazıyorsa, o zaman tabii ki kesinlikle spinal anestezi de yapılabilir. Orada bir sıkıntı olmaz. Peki o zaman şöyle bir soru soralım. Prostat kanseri olmamamız için, prostatın iyi bakımı için neler yapabiliriz biz? Elimizde ne var bizim? Ya şimdi sadece prostat için değil, genel olarak eğer sağlıklı yaşarsak bu sadece prostata değil her şeye faydalı olur. Şimdi genel olarak yapacağımız en önemli şey ne? Hayat kalitemizi değiştirmemiz lazım. Biz biraz daha Türk kültürüne bağlı olarak biraz daha midemize düşkün bir toplumuz. Yağlı yemeklere ağırlık veriyoruz. Maalesef geç saatlerde yiyoruz. Tatlı, hamur işi gibi yiyeceklere, ağır yiyeceklere biraz daha ilgimiz artıyor. Bunlara baktığımız zaman biz biraz da eğer spor yaparsak, biraz da sağlıklı yaşarsak ve sigarayı tabii ki kesinlikle içmezsek bir sürü hastalıkların önüne geçeriz ki buna prostat hastalığı da dahil olabilir. Çünkü sonuçta prostat kolesterini içine emen bir bez olduğu için çoğunlukla kilolu hastalarda prostat büyümesi biraz daha fazla olabiliyor. Tüm doktorlarımızın söylediği şeyi söylediniz. Sağlıklı, bilinçli beslenme ve hareket. Evet. Parolamız da şuydu. Nerede hareket orada bereket. Yine bu programda da aynı noktaya geldik. Evet. Tabii bu arada sigaradan bahsettiniz. Sigaranın prostat hastalığıyla alakası, etkisi var mı? Nedir? Genelde bilinen bir durum yoktur. Ama genelde uroloji dalında eğer ki kanser vakalarını bir araya getirebilir isek, erkeklerdeki kanser hastalığının neredeyse yarısına yakın uroloji dalına geçiyor. Burada da en önemli faktör sigara içen insanlarda mesane kanseridir. Yani idrar yolu kanseridir ve bu da
genelde 4. veyahut 5. sıradadır sayısal olarak erkeklerde ve bayanlarda da tabii ki. Mesane kanseri üzerinde kesinlikle sigaranın ana faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Mesane derken idrar torbası. İdrar torbası. Diyoruz. Mesaneden biraz bahsedebilir miyiz? Bu kaç litre idrar alıyor? Nedir bunun durumu? Kanser olma şekli nedir? Biraz da oraya girelim. Ya şimdi eğer ki normal idrar torbası, mesane, eğer ki normal bir hastada sıkıntılı bir durumda değilse bir mesaneyi bir balon gibi düşünebiliriz. İdrar birikimi geldiği zaman gevşer, açılır. Belirli bir volüme ulaştığı zaman bir 300, 400, 500 mili maksimum diyelim. Geldiği zaman hissiyat beyine gider ve siz idrarı yapmak zorunda kalırsınız ve tuvalete gidersiniz. Varsayalım belli bir hastalıktan dolayı mesanenin gevşeme sıkıntısı var, kapasite sıkıntısı var. Bu defa hastalar genelde sık sık az az idrar yapmak zorunda kalırlar. Çünkü o hissiyat beyine daha hızlı gider. Bunlar da tabii ki belli hastalıkların işareti de olabilir. Mesane kanseri ise apayrı bir olay. Genelde bu da dereceye bağlanır, belli derecelere bölünür. Yüzeysel kanser hastalıkları vardır. Bunlar genelde turlan, genelde kazılır. Ve eğer iyi, aşırı derecede agresif değilse, tamamen yüzeyselse hasta kontrol altında kalır. Belli aralıklardan sistoskopi yapılır ve herhangi bir şemo tedaviye uygulamaya ihtiyaç kalınmaz. Varsayalım eğer ileri derecede agresif ise ama tam dibe inmediyse, daha yüzeyselse bu defa hastaya turdan sonra patoloji derecesine göre ortalama 2 ile 3 yıl arası belli aralıklarla mesaneyin içine şemo tedavisi uygulanabilir. Yani mesanenin içine, damarı değil mesanenin içine. Varsayalım eğer ki dibe indiyse kanser ama herhangi bir organa sıçramadıysa bu defa radikal sistektomi dediğimiz radikal mesanenin alınması tercih edilir. Burada da eğer hasta genç ise genelde bağırsaktan yeni bir mesane yapılır. Neoplazi dediğimiz ve genelde hasta bu şekilde idrarını yapmak zorunda kalır. Eğer ki hasta ileri yaştaysa ve kiloluysa ve böbrek sıkıntısı çekiyorsa küçük bir bağırsak karından çıkartılır ve torba bağlanır. İdrar da torba üzerine genelde orada boşaltılır. Yani mesane kanserinde anladığım kadarıyla şemoterapiyi direkt tavsiye ediyorsunuz ya da yapılmalı mı? Şemo tedavi sıçradığı zaman. Evet. Sıçradığı zaman. Kuratif olarak eğer ameliyat gerekiyorsa, hastada herhangi bir sıçrama yok ise genelde ilk olarak ilk tercih ameliyattır. İlerleyen vakalarda sıçradıysa o zaman şemo tedavi ilaveten yapılabilir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler. Devam ediyoruz. Bu arada üreme organlarını da kapsıyor uroloji. Evet. Özellikle iki kanserden bahsettik. Prostata kanseri, mesane kanseri, bir de testis kanserinden bahsediliyor. Evet, şimdi gençlerde birazsa 15 ile 20 ile 30'lu yaşlarda genelde en sık görünen kanser hastalığı testis kanseridir. Testis kanserinin belki bir dezavantajı, belki de büyük bir avantajı vardır. Büyük avantajı olan şey nedir? Eğer ki sıçrama bile olduysa hastada, hasta ameliyat ve şemo tedaviyle kurtarma oranı çok çok yüksektir. %90 ve 95 derecenin üstündedir. Eğer ki sıçrama yoksa genelde bir testisin alınır ve hasta yine kontrol altında kalınır. Ve bu da genç erkeklerdeki olan en sık kanser hastalığıdır. Tedavisi de yıllardır aynıdır, yöntemi de aynıdır ve kurtulma oranı da çok çok iyidir ve sonuçlar da gayet güzel bu konuda. Bir de urolojinin belli alanlarından bir tanesi, mesela bizim hastalarımızın sıkıntısı olduğu zaman cinsel işlev bozuklukları, biz evet, bir organik problem olup olmadığını öğrenmek için evet, hemen sizlere sevk ediyoruz hastayı. Evet. Bu alanla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Şimdi bu alanda hocamızı güldürdük. Hastalarımız bizi bu konuda bayağı yoruyorlar da. Şimdi tabii ki cinsellik çoğu erkekler için çok önemli bir faktördür. Bunun da yaşı olmuyor genelde. Yani genç hastalar da buna sıkıntı yaşayabiliyor. Yaşlı hastalar da bu sıkıntıyı yaşayabiliyor. Nedenleri çoğunlukla yaşlı hastalarda herhangi bir şeker hastalığı olabilir. Tansiyon ilaçları olabilir. Sigara içiyorsa sigara olabilir. Psikolojik faktörler kesinlikle buna dahildir. Genelde nadir de olsa ama erkek hormonunun düşük seviyesi de buna neden olabilir. Şimdi genelde her bayan belirli bir yaştan sonra menopoza girer. Her bayan ama. Erkeklerde her erkek andropoza girmez. Biz burada andropozu konuşuyoruz erkeklerde. Andropoz dediğimizde testosteronun aşırı derecede düşük seviyesidir.
Ve eğer testosteronda eksiklik olur ise bu da iktidarsızlık sıkıntıları, isteksizlik, takatsizlik, halsizlik gibi sıkıntılara yol açabilir. Ve burada herhangi bir organik sıkıntı var ise, eğer hormon eksikliği var ise ve gerçekten düşük seviyede ise hastayla bu konuşulur ve hastanın ihtiyacı olur ise tedavisi de uygulanır. Maalesef bunu bilmemiz gerektiren belli faktörler vardır. Hepsi değil ama iktidarsızlıkla alakalı çoğu tanısı, tedavisi, kontrolü ve herhangi bir ilacı çoğunlukla private geçtiği için bunu hastaya da iletmek biraz sıkıntılı olabiliyor bazen. Şimdi biz özellikle Murat Gördük doktorumuza çok hasta sevk ettik. Ve doktora konuştuktan sonra belli muayeneden sonra bize geldiğinde hasta dedi ki Murat Gördük bana söyledi benim hiçbir organik problemim yokmuş. O zaman bizde geriye kalan şey depresyon. Depresyonda libido kaybı dediğimiz cinsel isteksizlik var. Evet. O da bir hastalığın göstergesi. O zaman iş bize düşmüş oluyor. Tedavi etmiş oluyoruz. Şimdi az önce de söylediğiniz gibi sağlıklı beslenme, bilinçli beslenme, hareket, evet egzersiz, spor çok önemli. Kesinlikle. Bir de galiba buraya katmamız gereken bir üçüncü nokta üzüntüden uzak durmak gerekiyor. Moral yüksek olması gerekiyor. Ya kesinlikle. Yani şimdi biz kendimiz hastalara dediğimiz zaman stresten uzak durun ki kendimiz bunu uyguluyor muyuz? Bunu önce bir kendimize sormamız gerekiyor. Biz genelde büyük bir şehirde yaşıyoruz. Hepimizin kendimize ait sıkıntıları var. Stresleri var. Ama ölçülü derecede bunun ayarını bulmamız gerekiyor. Eğer biz kendi kendimizin doktoru olmamıza inanırsak kendi kendimizi tedavi etmemizin de bence başarısı daha yüksek olur. Evet. Yine bir çırpıda pat diye programın sonuna geldik. Şimdi şunu rica ediyorum. Hastalarımıza ne gibi öğütlerde bulunabilirsiniz? Ya ben kesinlikle bu öneride bulunacağım. Yani insanların herhangi bir hastalıktan korkmalarının bir anlamı yok. Bence kontrolden kaçmasınlar çünkü geç kalmaktan korksunlar. Onun için buradaki olan imkanları da değerlendirsinler. Bu değerli bilgileriniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerim adına. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir programın sonuna daha geldik. Bugünkü konuğumuz uroloji uzmanı sayın doktorumuz Murat Gördük. Evet bize çok değerli bilgiler verdi. En önemlisi 3 noktayı unutmayalım. Bilinçli, sağlıklı besleneceğiz. Hareket edeceğiz muhakkak. Egzersiz yapacağız, spor yapacağız. Ve aynı zamanda başarabildiğimiz kadar üzüntüden ve stresten uzak duracağız. Şimdilik hoşça kalın.